A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Sedat Altan'la birlikte bugün konuğumuz gazeteci yazar Sayın Ahmet Yekeç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de hoş geldik. Sizin davetliniz olarak. Bizim mekanımız burası. Evet inşallah. Gazetecilik yazarlıkla birlikte televizyonculuk da girdi şimdi devreye. Tabii yazmaktan farklı bir şey konuşmak. Ekranlarda izleyicilerimiz Nahiye Hanım'la yakinen beraber çok güzel evet. Bir programa da imza atıyorsunuz aynı zamanda. Eyvallah. Ahmet abi. Ama tabii ekranda izleyicinin gördüğü Ahmet Kekeş'le birlikte aslında bilinmeyen ve kaynağı olan gazetecilik yazarlığın belki de edebiyatçı yönü var Sayın Ahmet Kekeş'in. Siz biraz bahseder misiniz? İzleyicilerimiz o yönünüzü de tanısınlar. Üniversiteden evet. Sonraki öykü deneme romanlarınız var. Şöyle başlayayım. Ben gazeteci kökenli değilim. Edebiyat dergilerinden geliyorum. Hasbelkader hayatımın bir döneminde tırnak içinde söylüyorum. Ekmek parası için gazetelerde çalışmaya başladım. Bu süreç içinde benim birinci mesleğim haline geldi. Yaklaşık 25-30 yıldır da bu mesleği yapıyorum. Artık edebiyatçı olmaktan çıktım, gazeteci oldum. Hı hı. Tabii yazarlıkla yorumculuk çok farklı şeyler. Şimdi ben bunun, ya bu farka ilişkin enteresan tepkilerle de karşılaşıyorum. Mesela şunu söylüyorlar bana, diyorlar ki ya kardeşim sen yazılarında işte öfkeli, işte vurup kırıyorsun, parçalıyorsun filan. Televizyonda daha munis, daha sakin. Hı. Bir görüntüm var. Hangisi doğru? Gerçek olan hangisi? Gerçek olan televizyondaki. Ben esasında hayatımda çok sakin bir adamım. Demek ki kelimeler ya da kelimelerin gücü denilen şey yazarken ortaya çıkıyor. Konuşurken falan bu çok da anlaşılır bir durum değil. Bu hem edebiyatın gücü hem dediğim gibi kelimelerin gücü. Tabii ki insanları ekran önünde işte parçalamak gerekmiyor. Daha sakin, daha sükunet üzerine bir hayat sürüyorsa insan, o tavrını da ister istemez ekranlarda ya da toplumsal mekanlarda gösteriyor. Dolayısıyla böyle ters bir görüntü ortaya çıkıyor. Benim yazılarımı çok sert bulanları var. Doğrudur, çok sert de yazılar yazıyorum. Daha çok polemik yazıları yazıyorum. Hı hı. Ötekinin iddiasına cevap verme üzerine kurulu yazılar bunlar. Tabii ortaya orada çıkan dil, oradan türeyen duygu, o öfkeli ses tonu yorumlara yansımıyor maalesef. Yorumlarda daha böyle sakin bir insan var. Bu da zaman zaman eleştiriliyor, bilemiyorum artık. Mühim olan orada tabii akılcılık ve akillik yani ve hakikaten sorunu tam ifade edebilme. Yazılarınızda bu gerçekten tam oturuyor hakikaten söylediğiniz gibi ve edebiyatın da orada. Bir de Alto, biz yıllardır tanışırız mesela. Evet. Biz tanıştığımız için mesela bunu sen yadırgamazsın. Bildiğin için yadırgamazsın ama işte ilk kez gören bir insan bu muydu falan durumuyla tepki veriyor. Ya bir tabii yazarlık öyle bir meslek ki aslında şimdi hani meslek de değil tabii, o aslında o insanın ruhunun, beyninin ülke meseleleriyle, insanların meseleleriyle ilgilenmesinin bir tezahürü. Yani ister istemez yani içinden gelen bir coşku, yani hani o bir meslek gibi görmüyorum aslında ben onu. Ve kolay bir şey değilse yani bütün meseleleriyle ilgilenmeniz gerekiyor. Ülkenin, insanların, hiçbir şeyi gözden kaçırmamanız gerekiyor. Değil mi? Yani kolay değil. Bunu yorumculuk da yapmak kolay değil. Valla esasında bu saçma da bir şey. Çünkü mesela Türkiye'de gazeteciler, köşe yazarlar, yorumcular daha doğrusu. Şike'den kürtaja, Uludere meselesinden Kürt meselesine, felsefeden edebiyata, spordan işte sanata, ne bileyim. Her alanda kendilerini yorum yapmak zorunda hissediyorlar. Böyle bir işlev yüklenmiş onlara. Ya da kendilerini o konularda söz söyleme konusunda işte ehil sanıyorlar. Ya da toplum böyle bir rol dayatmış. Dünyanın hiçbir yerinde böyle saçma bir şey yok bir defa. Sadece konunun uzmanları ya da uzmanlık alanları
etrafında insanlar konuşurlar. Kendi alanlarıyla ilgili yorum yaparlar. İşte bu ciddiyetle izlenir ya da oradan bir şey çıkar. Bizde tam tersi. Mesela ben işte o gün gündemde şike soruşturması varsa oturup Aziz Yıldırım hakkında bir yazı yazmalıyım. Hı hı. Benden beklenen o. Hiç tanımadığım, hiçbir hususiyetini bilmediğim, üstelik ayrıntılarına vakıf olmadığım bir olayda ismi geçen bir spor kulübü başkanını yazmak zorundayım. Benden beklenen o. Ama enteresan bir şeydir. Türkiye'de köşe yazarları, yorumcular bu işin bir şekilde üstesinden geliyorlar. Çünkü onların bir farkı var. Uzmanlardan bir farkı var. Ya da diyelim ki akademisyenlerden bir farkı var. Kendilerini herhangi bir şeyle kayıtlı görmedikleri için ya da kalkış noktalarını oluşturan herhangi bir kuram, teori olmadığı için daha cesur oluyorlar. Akademisyen bir konu hakkında konuşurken bin dereden su getirir haklı olarak. Çünkü bilim dediğimiz şey ya da kuram dediğimiz şey sonuçta insanı bağlayan ya da ekstra bir sorumluluk yükleyen bir durumdur. Gazeteciler kendilerini bu durum karşısında çok da bağlı görmezler. Daha cesur olurlar. Daha cesur şeyleri gazeteciler söylemiştir bu ülkede. Eskiden beri. Hatta Türk siyasal hareketi içinde işte anayasacılıktır, işte demokrasidir, cumhuriyet düşüncesidir. Bütün bu yoğun tartışmaların içinde gazeteciler vardır. İşte Ahmet Mithat'tan başlayalım, Ali Suavi, bir sürü. Hüseyin Cahit Yalçınlar, Ahmet Emin Yalmanlar. Gazeteciler hep önde olmuşlar. Doğru yanlış. Yaptıkları şey işte mutlak anlamda doğrudur. Düşüncesi de söylemiyorum ben. Ama o alanlarda bir cesaret sahibi insanlar olarak ortadadırlar gazeteciler. Bu dönemde de böyle. İşte Türkiye'nin son 4-5 yılını meşgul eden bir darbe soruşturmaları süreci var. Bu çerçevede de gazeteciler hep cesur şeyler söylerken buluyoruz. Lehte aleyhte fark etmiyor. Ama sonuçta ortada gazeteciler var. Gazetecilerin yorumlarına ya da işte yön çizmelerine göre işte yürüyen bir tartışma. Evet. Aslında bir bakımdan da böyle geniş bir bilgi dağarcığı güzel olmuyor mu toplum açısından Ahmet abi? Farklı sesler, farklı yorumlar. Eskiden çünkü çok seslilik yoktu medyada. Bu kadar fazla bakış açısından konuları göremiyordu, okuyamıyordu insanlar. Çok seslilik daha başka bir şey. Ben gazetecinin niçin bu kadar çok ortalarda olduğunu, niçin akademisyenlere göre daha cesur görüldüğünü, sayıldığını anlatıyorum. Ama tabii ki bu çok seslilik meselesi de çok önemli. Çünkü biz çok daha farklı bir yerden geliyoruz. Diyelim ki Cumhuriyeti kuran kadro Türkiye'yi modernleştirmiştir, batıya yaklaştırmıştır. Bu alanda görülebilir olumlu adımlar atmıştır ama bir anlamda da merkezileştirmiştir her şeyi. İşte basın da bu merkezi bakış çerçevesi içinde basın da bir yere oturuyor. Çok da farklılıklara, karşılıklara yer vermeyen, buna müsamahayla bakmayan bir basın geleneğinden geliyoruz biz. İşte Türkiye daha böyle demokratikleştikçe, işte farklı renkler çıktıkça ya da toplumsal hayattaki değişim ivme aldıkça, bu her alana yansıdıkça medyada ister istemez bu çerçevede bir değişim içine girdi. Evet. İşte çok çok farklı görüşler var. Bunların yayın organları var. Bunların yorumcuları var. Tabii bizde çok seslilik, senin az önce söylediğin şey gibi görülür. İşte her kafadan bir ses çıkmak gibi değerlendirilir. Böyle değil bu tabii ki bu. Evet. Yani her kafadan ses çıkması iyidir. Bu bir toplumun ne kadar kamil bir toplum olduğunu gösterir. Ya o bir anlamda bir kemalat çizgisidir.
her kafadan esasında bir ses çıkmalı. İşte o sesler çatışmalı. Daha farklı bir vasat ortaya çıkmalı. Türkiye bunlara çok alışkın değil. Daha doğrusu Türkiye bunlara niçin alışkın değil? Çünkü daha farklı bir gelenekten geliyor. Daha merkezi bir gelenekten geliyor. Ama işte bu işte çok seslilik de toplumu bir yere taşıyacak çok önemli bir dinamizm. Bunun basında da olması çok mühim, çok olması gereken bir şey. Gerçi bu çok seslilik zaman zaman siyasi tercihlerin araya girmesiyle işte yandaşlık, işte bilmem işte bir kısım basın filan gibi karşılıklı suçlamaların bir anlamda gerekçesi sayılıyor ama bunlar da olur zaten. Bunlar da hayat içinde olan şeyler. Dolayısıyla işte her kafadan bir sesin çıkıyor olmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Hani tek sesli olunca ki yani bizim ülkemizin geçmiş döneminde de öyleydi. Yani mesela Simavi hani büyük medya sahibiydi. O yani dördüncü kuvvet değil, birinci kuvvet gibi tabii öyleydi zaten tabii. Söylüyordu. Şeyi mesela ben iletişim fakültesini bitirdim. Basın yayın yüksekokulu olarak başladık. Sonra fakülteye döndü. Olay bize Göbels'in propaganda ilkeleri diye ders okuturlardı. Yani Göbels'in propaganda ilkeleri. Tabii. Yani medyanın toplum üzerindeki gücünü işte Noam Chomsky'ler mesela ifade ediyorlar. İşte Amerika'da rıza üretme kastıyla yani medyanın insanlar üzerindeki gücü gerçekten yatsınmaz. O yüzden hakikaten çok sesliliğin getirdiği yani bir istişare mantığı gibi faydaları var dediğiniz gibi. Ama Türkiye'nin dönüşümünün de bir tecellisi diyeyim. Yani basındaki bu çok seslilik değil mi? Çünkü 97'lerden 2012'lere geldiğimizde hakikaten siyaset, dolayısıyla şimdi yargıya, sosyal hayata, insanların inançlarına kadar gerçekten böyle bir eksen dönüşümü var. Değil mi? Siz bunu görüyor musunuz? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Ben iki kurumu çok önemsiyorum. Biri yargı, diğeri medya. Şimdi Türkiye'de yargı eliyle bir şeyler oldu. Ben bunu olumlu, olumsuz çerçevesinde gördüğüm için söylemiyorum. 1923'te bir cumhuriyet kuruldu. Yani Türkiye bir imparatorluk bakiyesinden farklı tercihlerin belirlediği bir yere girdi, bir istikamete girdi. Türkiye Cumhuriyeti buradan doğdu. Bunun olabilmesi için, yani bunun sağlam bir şekilde olabilmesinin rasyonel şartları mevcut olmadığı için, işte biz bir en azından bir sınıflı toplum değiliz. Demokrasi kültürüne sahip değiliz. Efendime söyleyeyim, bir burjuvamız yok. İşte rejimi ayakta tutacak, kültür üretecek, işte bir orta sınıftan yoksunuz filan gibi şeyler, yoksunluklar diyelim, Cumhuriyeti kuran kadroyu ister istemez kurumlar üzerinden bir şey yapmaya, bir dönüşüm yapmaya yöneltti. Bu kurumlar arasında en önemli yeri yargı tutuyor. Mesela işte bizde bir istiklal mahkemeleri vardır. İstiklal mahkemelerinin kuruluş amacı asker kaçaklarını yargılamaktır. Daha sonra o kendisini dönüştürmüştür. Rejim mahkemeler haline gelmiştir. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'e derler ki Cumhuriyet kurulduktan bir süre sonra istiklal mahkemelerini ne yapacaksınız? Rejim mahkemeleri olarak mı devam edecek yoksa kaldıracak mısınız? O da mahkeme olarak devam edecekler. Şimdi işte Türk devrimlerinin civarında istiklal mahkemelerinin rolünü bir şekilde görürüz. Rejim mahkemelerdir onlar. Rejim mahkemelerine, devrim mahkemelerine dönüşmüştür. Yani Türkiye'de siyasi kadro bir şey yaparken kurum olarak yargıyı, yani istiklal mahkemelerini seferber etmiştir. Şimdi bu yapı, bu merkezci katı devlet yapısı, yargı eliyle kurulmuş katı devletçi yapı, gene bugün yargı eliyle çözülüyor. Mesela işte bu darbe soruşturmaları, Ergenekon soruşturmaları, işte yargının ne kadar önemli bir rol ifa ettiğini,
işte hepimiz görüyoruz. İşte içinde bulunan insanlar olarak hepimiz yaşıyoruz. İşte evet. Sedat sürekli yargılanarak yaşıyor. Sen de işte bu tabii. Mesleğin içinde biri olarak yaşıyorsun. Görüyoruz. İkinci basın. Bunlar olurken bir taraftan bu dönüşüm, kurumlar eliyle bu dönüşüm olurken bir taraftan da basın kanaat oluşturuyor. Bir anlamda hem destek oluyor hem de işte ona edebiyatta izler çeviriyor. Yani kamuoyu üzerinde bir anlamda kanaat oluşturuyor. Evet. O kamuoyunu o şekilde sürece katıyor, sürece dahil ediyor. Şimdi Türkiye bu iki kurum eliyle dönüştü. Doğru, dönüştü. Dönüştü, kötü mü oldu? Aslında kötü olmadı. İşte biz daha böyle işte modern bir ülke olduk. Ama daha sonra o tek parti alışkanlığı, o merkezi devlet uygulamaları hem iktisadi hayatta hem sosyal hayatta Türkiye'yi olumsuz bir yere doğru getirdi. İşte tek parti döneminin olumsuz şeyleri vardır. Yönleri vardır. Buradan çıkmak gerekiyor bir şekilde. Biz işte siyasal kültürümüz icabı buradan çıkamıyoruz. Ya da vatandaş tercihleri bizim oradan çıkmamıza çok da yetmiyor. Buradan çıkabilmenin yolu gene o kurumlar üzerinden bir şey yapmaktır. İşte yargı el aldı. Siyasal irade arkasında durdu. Darbeler soruşturması başladı. Geçmiş dönemin pislikleriyle yüzleşme dönemi başladı. Filan. Yani Türkiye öyle bir yerden tek parti dönemin kötü alışkanlıklarından daha böyle açık bir yere doğru, daha demokratik bir ortama doğru işte hareket etmeye başladı, yürümeye başladı. Evet. Dolayısıyla bu iki kurum olmasaydı bunlar olmayacaktı. Basın da burada çok önemli bir yer tutuyor, basın faaliyeti. İşte basın olmasaydı bu darbe soruşturmaları bu ölçüde kamuoyunun gündeminde olabilir miydi? Tabii. Evet. Ya da insanlar bunu destekleyebilirler miydi? Hayır, olmazdı. Evet. Konu hazır buraya gelmişken Sayın Ahmet Kekes, bu CMK 250 kapsamında bayağı bir gündem var malumunuz. Onun basınla ilgili bir bölümü de var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Malumunuz bu tapeler, yazılar Türkiye'nin geçmişindeki bazı karanlık olayların aydınlatılmasında çok güzel roller oynamıştı. Fakat şimdi bunları yayınlayanlar, yazanlar konusunda para cezasına da çevrilmeksizin 2 ile 5 yıl arası hapis cezaları öngörülüyor. Tartışılan, konuşulan gündemde. Bu nasıl etkiler sizce yani? Nasıl bir etkisi olur? Sizin bu konudaki düşünceleriniz bizim açımızdan önemli. Vallahi şöyle söyleyeyim yani işte bu kamu yararı meselesi. İşte kamu yararı nedir? Bunu kim belirliyor? Neye göre belirlenecek bu? Birincisi burası. İkincisi bu darbeler soruşturmasında ya da şike soruşturmasında bizim üzerinde tartıştığımız belgeler, tapeler, bunlar illegal yollardan elde edilmiş belgeler, dinleme kayıtları mıdır? Yoksa mahkeme kararıyla ortaya çıkmış belgeler midir? Ki bakıyoruz, bütün soruşturmalardaki bilgilere bunlar mahkeme kararıyla oluşmuş belgeler. Demek ki buraya ilişkin bir kısıtlamayı içermiyor. CMK'da yapılacak o değişiklik, basın faaliyeti konusundaki o değişiklik. Oraya yönelik değilmiş demek ki. Peki o zaman nedir? Nereye yönelik olabilir? Ben tahmin yürüterek söylüyorum. Yani bilerek bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. İşte zaman zaman internet sitelerinde bir takım ses kayıtları yayınlanır. Bir takım görüntüler yayınlanır. Hem uygunsuz görüntüler hem de bir takım diyelim ki itiraflara dayalı görüntüler. Bunların mahkemede yargılama sürecinde herhangi bir yaptırım gücü yok. Daha doğrusu herhangi bir değeri yok. Belge teşkil etmiyor. Sadece kamuoyu nezdinde kanaat oluşturmaya yarıyor. İşte tıpkı geçenlerde yayınlanan ses kaydında olduğu gibi. İşte emekli balyozdan tutuklu askeri yetkili diyor ki işte biz işte burada yakın bir zamanda buradan çıkacağız.
çoluğuna çocuğuna kadar hepsini bilmem ne yapacağız. İşte intikam alacağız. Ya da iki aya kadar çıkıyoruz. Bunları halledeceğiz. Bunların icabına bakacağız. Şimdi bunun bu görüntü, bu kayıt doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Doğru olduğunda, mahkeme önüne geldiğinde bunun herhangi bir değeri olmayacak. Ama bunun yarattığı, daha doğrusu bunun yol açtığı şey şu, kamuoyu oluşturuyor. Şunu düşünüyoruz, ha demek ki bu Ergenekon denen şey yaşıyor. Bitirildi deniyordu. Ama bir şekilde devletin derinliklerinde varlığını muhafaza ediyor. Ortaya çıkacak anı bekliyor falan diye bizde bir düşünce oluşuyor. Şimdi burada kamu yararı varsa eğer, diyelim ki bu yönde bir düşüncenin ortaya çıkması, Ergenekon yaşıyor şeklindeki düşüncenin ortaya çıkması kamu yararınaysa, bunun yayınlanmasının önünde herhangi bir yasak olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi orada kilit cümle, dediğim gibi kilit tamlama kamu yararı. Bu net bir şekilde altı çizilirse, ben CMK'da yapılacak bu değişikliğin özellikle basın faaliyetlerinde bu şekilde olumsuz yansıyacağını düşünmüyorum. Şu anda henüz ortada bir şey olmadığı için sadece duyumlar üzerine, spekülasyonlar üzerine yorum yapıyoruz. Ama tabii eğer sadece özel hayatı ya da mahremiyeti korumaya dönük bir şeyse, ki öyle olmalı, kişi ne kadar alçak olursa olsun, ne kadar darbeci, berbat bir insan olursa olsun, sonuçta onun da bir mahremiyeti var. Onun da bir özel hayatı var. Mahremiyetin korunmasına yönelik her şeyi ben destekliyorum. Ama mahremiyet üzerinden eğer başka şeyler korunuyorsa, korunacaksa, işte basına diyelim ki bir anlamda sansür biçimde yansıyacaksa, basın faaliyetlerini kısıtlayacaksa, bunun karşısında olmak gerekir diye düşünüyorum. Ve ben işte burada ilan ediyorum, bunun karşısındayım. Mahremiyet üzerinden, mahremiyet sömürülerek, işte takrir-i sükun dedikleri türden bir şey getiriliyorsa, buna da karşı olmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, yani bahsettiğiniz yapı, şu an yargı içinde olan, iddia edilen Ergenekon terör örgütü denen yapı, tabii çok uzun zamandan beri Türkiye'nin yani başbakan suikastleri oldu. Aydınlar, mesela Nihat Erimler, Uğur Mumcular, yani Türkiye'nin içindeki faili meçhullerle hep anılan bir örgüt, yani iddianamesi dolayısıyla. Ama evet, sadece ülke içinde değil, mesela Suriye'de de var Ergenekon uzantısı. Yani bu oradaki hareket, o zamanda terörist başını saklamışlar. İşte şu andaki yapı, bu hatta Azerbaycan'ın içine etkiliyor. Kırgızistan'da gidip kavga çıkarttırıyor, değişik, yani böyle şumullü bir şey. Hem bölgemizi de, bölgemizdeki böyle birlik bütünlük oluşmasını engelleyici ve ülkenin de birlik bütünlüğünü etkileyici PKK terörü, işte onun terör örgütü üyeleriyle, evet, üst düzeyleriyle. Onun bu yönde ortaya çıkması biraz PKK şeyine borçluyuz biz. Hı hı. Yani bu Ergenekon dediğimiz yapının uluslararası boyutu da olabileceğine ilişkin iddialar öteden beri vardır. İşte bunun işte neokonlar boyutu zikredilir, İsrail boyutu zikredilir filan. Ama işte PKK hadisesi bizim önümüze bu yönde epey malzeme sunuyor, malzeme getiriyor. Evet, uluslararası boyutu var bu işin. Yani Türkiye'deki istikrarı bozmak isteyen işte tırnak içinde söylüyorum, dış güçler, çünkü bu dış güçler edebiyatında çok sevmiyorum. Türkiye'deki istikrarı bozmak isteyen dış güçler bunu elbette içerideki bir takım ayaklar üzerinden yapar. Evet. Yerli bir takım ayaklar üzerinden yapar. İşte Ergenekon bunlardan biridir. İşte PKK bunlardan tabii ki biridir. PKK zannediyor mu ki Kürtlerin özgürlüğü için savaşan bir örgüt olarak algılanıyor. Sadece bu olarak algılanıyor değil. Yani bunu Kürtler de bu şekilde algılamıyorlar. İşte kimi korktuğu için, kimi gerçekten o hedefe inandığı için destekliyor. Ama PKK bugün özgürlük mücadelesi veren bir örgüt değil.
aynı zamanda bir operasyonel örgüt, bir operasyon. İşte dış güçlerin diyelim yine operasyonlarında kullandığı, Türkiye'yi zaafa düşürmek için kullandığı ve bu yönde de çok açık bilgiler bulunan bir örgüt. Elbette yani Ergin Okun'un Türkiye'nin içindeki o kirli karanlık yapıların dış ayakları vardır. Bunu darbeler döneminde de görüyoruz zaten. İşte bakıyoruz Türkiye'de yapılmış askeri darbelerin arkasında sürekli bir Amerika ve İsrail parmağı vardır. Özellikle Amerika parmağı vardır. Amerika'nın desteklediği darbeler başarılı olmuş, desteklemediği darbeler başarısız olmuş. Hı-hı. Talat Aydemir örneğinde olduğu gibi. Evet. Cemal Tural örneğinde olduğu gibi. Mesela Talat Aydemir hadisesi çok çok da tipik ve açıktır. İşte Talbot diye bir Amerikalı general işte ya yapma bunu kardeşim filan diyor. Israrla yapma diyor. Yapıyor ve işte asılıyor. İdam ediliyor. Aynı şekilde Cemal Tural 1967 darbeye niyetleniyor. Ve emekli ediliyor. Hı hı. 28 Şubat. 28 Şubat'ın çıplak bir darbeye, açık bir darbeye dönüşmemesi işte kimileri Demirel'in başarısı olarak yorumluyor bunu. İşte Demirel işte parlamentoyu açık tuttu. Efendim MGK'yı oyaladı, generalleri oyaladı da bu darbe olmadı. Postmodern darbe olarak kaldı. İlgisi yok. Demirel'in başarısı falan değil bu. Amerika'nın başarısı. Yani Amerika darbe istemedi. Bu hükümetten kurtulalım. Refah Yolu hükümeti gitsin. Ama Türkiye'de darbe olmasın. Albright'ın açıklamaları var. Bugün bakalım işte yani önümüze çıkarıp bakalım. O kadar net ki Türkiye'deki demokratik parlamenter sistem korunmalı, korunsun şeklinde neredeyse telkini var MGK'ya, darbecilere, 28 Şubatçılara. Albright istemediği için 28 Şubat'ta darbe olmadı. Artık Albright istemiyor. Daha doğrusu Amerika istemiyor. Çünkü Amerika Türkiye gibi partnerlerle, Türkiye gibi refiklerle daha böyle batıya yakın, daha çağdaş bir görüntü gösteren, daha böyle demokratik kültüre sahip partnerlerle artık illegal yapılar üzerinden değil, meşru yapılar üzerinden ilişki kurmak istiyor. İşte parlamentolar üzerinden ilişki kurmak istiyor. Tezkereyi istedi bizden. Tezkere red olarak çıktı parlamentodan. Çok üzüldüler, çok kırıldılar. Hatta kimler dedi ki Wolfowitz Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine düşen liderlik görevini yapamadı dedi. Bu kırgınlığın çok açık alini ifadesiydi ama sonuçta bu düzenlemeyi yapan yani Amerika'yı refüze eden parlamentonun ortadan kaldırılması yönünde bir şeye girmediler, bir yola girmediler. Sonuçta meşru güçlerle siyasetle ilişkilerini sürdürdüler. Dolayısıyla bu şu anlama da geliyor. Bundan sonra darbe olabilmesi de çok zor. Çünkü bu başka güçlerin iznine bağlı olduğu için o başka güçlerin iznini gerektirecek de bir dünya siyaseti içinde değiliz biz. Bir gidişat içinde değiliz. Evet. Ha Ergenekoncular toparlanmak ister, intikam almak ister, yeniden örgütlenmek ister ama ben bunun bir karşılığı olabileceğini düşünmüyorum ki toplumda zaten bir karşılığı yok bunun. Yok. Dolayısıyla evet. Zor gözüküyor işlerim. Sedat. Dediğiniz doğru aslında abi. Ama şöyle de bir zihniyet var. Yani hiç değilse biz Kuzey Kore gibi, şu anki Suriye gibi bir yapılanmaya da gidebiliriz gibi bir seslendirmeler oluyor. Mesela belli internet sitelerinde bunu yorumluyorlar bazı yazarlar. Böyle tabii dediğiniz gibi Türk halkının da kişiliğine, örfüne, ananesine taban tabana zıt bir yapılanma. Çünkü biz baktığımız zaman iddia edilen Ergenekon örgütünün temeline... Ya sana bir şey söyleyeyim mi Sedat? Çok çok açık. Türkiye'de Cihangir solculuğu diye bir şey var. Cihangir solcusu. Şimdi bu Cihangir solcusu sesi o kadar yüksek çıkıyor ki, o kadar da belirleyici ki medyada ya da ne bileyim işte başka bir takım mecralarda, sanatta, şurada burada falan filan. Şimdi Cihangir solcularının çizdiği resme baktığımızda eyvah bitmişiz. Bittik. Berbat bir yere doğru gidiyoruz. Öldük falan filan. Ama Türk halkı öyle bir halk ki Türk halkı hiç solu sevmedi. Hiç sol diye bir şey tanımaz. Evet. Mesela Türk halkı öyle bir şey ki öyle bir yerden geliyor ki kendisi için mücadele veren örgütleri ihbar ediyor.
polise, jandarmaya, MIT'e oğlunu ihbar ediyor. Oğlu solcu diyelim, adam oğlunu ihbar ediyor. Bu komünist olmuş bu falan diye ihbar ediyor. Ya bu ihanetinden, geri zekalılığından falan değil, şey bu. Geldiği derinlik icabı bunu yapıyor. Bir de kökendeki herhalde o İslam ahlakının güzelliği de var. Bu en iyi Anadolu insanında biz bunu görüyoruz Ahmet abi. Evet, evet. Yani şimdi o tür bir derinlikten geldiği için solu hiçbir zaman sevmedi Türk halkı. Dolayısıyla soldan türeyebilecek siyasetlerin de hiçbir karşılığı yok. Bunların siyasal partilerdeki şeyini de, karşılıklarını da görüyoruz ve onun toplumda nasıl bir değer ifade ettiğini de görüyoruz. Yok. Sevmiyor. Halkını sevmiyor bunları. Şimdi işte bu ulusalcılık, işte vatanseverlik, işte anti-emperyalizm bilmem ne falan gibi hoş, büyülü kavramlar üzerinden doğru. Türkiye'yi işte Kuzey Kore gibi, Suriye gibi böyle aptal, gerizekalı bir ülke yapmak isteyen, tırnak içinde bağımsız ama yoksul, ki mutlak anlamda bir bağımsızlık sanki varmış gibi, Kuzey Kore gerçekten de bağımsızmış gibi. Tamam, Amerika'dan bağımsız ama öbür tarafa bağımlı. Bağımsız ama yoksul, bağımsız ama uçkurunu toplamaktan aciz bir ülke düşlüğü olabilirler bu arkadaşlarımız. Yani oradan türeyen sol önümüze böyle bir Türkiye fotoğrafı koyuyor, getiriyor işte. Aa, ne güzel, bağımsız bir ülke falan. Halk bunlara yüz vermiyor, onu söyleyeyim ben. Bunun hiçbir karşılığı yok. Ahmet abi, aslında bu PKK meselesine baktığımızda da biz bunu görüyoruz. Aynı modeli Güneydoğu'ya dayatmak isteyen bir ideoloji. Ateist, Marksist, Leninist. Hatta kendileri de söylüyorlar, tencere kapak birbirine uymuyor. Çünkü Güneydoğu halkımız malum çok münevver, İslam'a, örfüne, anneannesine bağlı, çok inançlı insanlar. Bir grup bu ideolojiye sahip insanın o bölgeye dayatmak istediği bir sistem, ama her zaman Adnan Oktar Beyefendi de yayınlarda söyler, bu PKK'nın fikri yapısının iyi deşifre edilmesi, hı hı, ve buna yönelik mücadele edilmesi sizce önemli değil mi? Çünkü hep faşist örgüt diye bahsediliyor. Çok önemli, çok önemli. Önemsiz olur mu? Halbuki faşistlikle alakası yok, direkt çok komünist önemli örgüt yani. Ya PKK'nın amacı bölgeyi diyelim ki o feodal alışkanlıklardan kurtarmak. Onların şeyiyle söylüyorum, jargonuyla söylüyorum. Şimdi Türkiye'de bir sol var mı ki? Türkiye'de bir sol kültür var mı ki? Hayır. Türkiye'de sol nerede yeşeriyor? İşte resmi düşüncenin açtığı alanda yeşeriyor. Yani Türkiye'deki sol gerçekten Marksizme dayalı ya da işte diyalektik materyalizme dayalı bir sol mu? Değil. İşte en geriye gittiğinde işte amele cemiyetlerine gidersin. O daha nispeten bağımsız gibi bir görüntüdür, görüntü verir, ama onun ötesinde Türkiye komünist fırkasıdır. Mustafa Kemal'in emriyle kurdurulmuştur. Türkiye'de sol resmi düşüncenin açtığı alan içinde kendisini var etti, büyüdü, yeşerdi, ortaya çıktı filan. Zaman zaman devletle çatıştı, tutuklamalar oldu, içeri alındı falan, şunlar oldu, bunlar oldu. Şimdi Kürt aydını da o sol platodan çıktı. Yani bugün PKK'yı oluşturan, BDP'yi oluşturan Kürt entelijansiye, Kürt aydınlar büyük ölçüde Türkiye'deki o sol gelenekten gelirler. PKK diye bir hareket olmasaydı bunlar Cihangir solcularıyla yan yana aynı mücadeleyi veriyor olacaklardı. Şimdi Kürt halkı adına savaştığını söyleyen hem örgüt hem Kürt halkını savunduğunu söyleyen parti BDP, bunlar işte Kürt CHP'si, öyle diyelim, Kürt CHP'si. Yani Türk CHP'si bu ülkede neler yaptıysa Kürt CHP'si de aynı şeyleri bölgede yapmak istiyor. Şimdi o partilerin ilkeleriyle, dünya görüşüyle bölge insanının hassasiyetleri örtüşmüyor. Kürt halkı Müslüman bir halk. İşte yoksul, Müslüman, onurlu bir halk. Dediğim gibi az önceki bölümde de kimi korktuğu için, çünkü PKK amansız bir baskı uyguluyor bölgede. Evet. Farklı sesler çıkamıyor, farklı siyasetler kendini gösteremiyor. Ya korktuğu için ya da başka gerekçelerle, başka sahiplerle razı olmuş görünüyor.
Doğru, BDP'ye de oy veriyorlar ama BDP kadar başka partilere de oy veriyorlar. E şu demek de değildir. Kürtlerin yegane temsilcisi BDP'dir. Niye? Niye BDP oluyormuş yegane temsilcisi? O zaman Türklerin yegane temsilcisi de MHP'dir mi diyeceğiz biz? Yani böyle saçma bir şey. Kürtler başka partilere de oy veriyorlar. Kürt halkı Müslüman bir halktır. Muhafazakar bir halktır. Dolayısıyla o modernleştirici, bozucu, dönüştürücü, ifsad edici hareket olarak karşısına çıkan PKK'ya belki korktuğu için ses çıkarmıyordur ama hiçbir zaman o hassasiyet içinde olmadı. Onu söylemek lazım. Hakikaten o yapının dönüştüğünü biz şefkatle, merhametle bölgede hareket edildiğini, hatta bölgede sırf Orta Doğu genelinde de bugün hangi sorunlu ülkeye gidildiğinde Türkiye bu olayın lideri olsun, Türkiye bu olaya sahip çıksın, Türkiye bize sahip çıksın sesleri var. Acaba o konuda da gelinen nokta o geçmişle bugün arası biraz değişiklik gösteriyor gibi ama. Vallahi bu söylediğin şeye ilişkin Sedat bir sürü bilgi var ortada. Uğur Mumcu'nun yazdıkları, hadi o artık herkesin ezberlediği işler. İşte pilot Necati işleri bilmem ne falan. Oradan da bir şey çıkmaz. Yani PKK'yı devlet kurdu, MİT kurdu. Doğru, bu bir görüştür ve doğrudur da. Böyle bir iç içelik vardır. Ama artık iş oradan çıktı. Oraya dönük olarak da bir merak içinde olmak ya da insanları bu yönde enforme etmek bir şey değiştirmeyecek. Onu söylemek lazım. Doğru, devlet kurdu. Tamam, devlet kurdu. Ama ne oldu şimdi geldiğimiz noktada, nasıl bir yapı olarak ortada? Doğru. Devlet içindeki bir takım kirli odaklarla, işte Ergenekon'la ittifak yaptı. Yapıyor, hala yapıyor. Bunları da biliyoruz. Buna ilişkin de yüzlerce bulgu var. Ergenekon iddianamesinde bile bir sürü şey var. Evet, doğru. Ama bu bir şey değiştirmiyor. PKK diye bir realite var, bir vakıa var. Bu son derece belirleyici bir hareket, belirleyici bir örgüt. Siyaset yapıyor. Bu en önemlisi bu. Yani Türkiye soluna, Türkiye sollarına bakalım. Hiçbiri siyaset yapamıyor, bir şey çıkmıyor oradan. PKK siyaset yapıyor. Beğenmesek de, katılmasak da, Türkiye yanlış bir yere götürdüğünü görsek de ciddi ciddi siyaset yapıyor. Bu realiteyi görmek zorundayız biz. Evet. BDP siyaset yapıyor. Yapıyor ama vaktimiz de mi bitti diyorsun? Yok yok. Özgür bir siyaset yapmıyor bence. O başka tabii. Ha, yani tabii. O dışa bağımlı ve birçok kişinin siyasetini yapıyor. Yani Sayın Adnan Doktor'un çok güzel bir cümlesi var. O kadar güzel özetliyor ki. Masonluk, iddia edilen Ergenekon ve PKK, dede, baba, torun benzetmesi. Yani bu gerçekten hakikaten tabii ateist olayı, masonluk burada. Yani. Ateist masonluk, evet. Yani olayı gerçekten özetliyor. Osmanlı dediniz. İşte dış ülkelerden konuştuk. Şimdi orada dış politikaya da gelmek istiyorum. Şimdi iç politika gerçekten zor bir şey. Yani hakikaten o kadar çok ayağı, o kadar çok sosyal girift noktaları var ki. Yani iç işlerini idare etmek Türkiye'de stabilize bir şey, stabil halde tutabilmek büyük zanaat işi yani. Gerçi kolay bir şey değil. Dış politika zaten ülkenin temel dinamiklerinin belli bir politikası olduğu için barışçıl, bütünleştirici. Daha şey, gerçi hani zaman zaman yedi düvelle uğraşmak durumunda da kalıyor bizim ülkemiz. Yani bir imparatorluk mirasçısı olarak şu anda. Yani dışarıdan Türkiye'ye bir teveccüh var. Yani söylediğinden aklıma geldi. Gerçekten bütün Orta Doğu ülkeleri, işte Türk Cumhuriyetleri, geçmiş hatta İsrail'den, yani bunu zaman zaman ifade ediyoruz ama yeri geldi işte. Mesela Ehud Barak geldi buraya, dedi ki iki pırpır, 10 tane er o Filistin'i idare ediyordu Osmanlı zamanında dedi. Yani bizim gerçekten şu anda mesela vizelerin kalkması çok büyük bir gelişmedir yani. Gürcistan'la pasaportun kalkması, bölgede soydaşlarımızla, dindaşlarımızla böyle Avrupa Birliği'nden daha ileri. Yani bizim çünkü kültür, coğrafi, inanç birlikteliğimiz var. Çok daha yakınız birbirimize. Her devletin kendi içinde yönetiminin olduğu, Avrupa Birliği'nden daha ileri bir birlik, bir bütünleştirici dış politika güzel olmaz mı? Ki başbakanımız, doğru gidiyor. Başbakanımız olsun, Sayın Ahmet Davutoğlu olsun, bu konuda çok ciddi gayretlerini görüyoruz. Şimdi aslında oraya doğru gidiyor. Sıfır düşmanlık politikası.
Mucib İnce. Bir defa bir sürü şey yapıldı. Aslında o bir sürü şeyin olabilmesi için de plato hazır. Çünkü Türkiye bir imparatorluk bakiyesi. Çok köklü bir geçmişten geliyor. Dolayısıyla çok baskın bir ülke. Hem ürettiği kültür itibarıyla hem de tarihsel konumu itibarıyla. İşte bugün Osmanlı Hinterland'ı dediğimiz ülkelerde Romanya'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Azerbaycan'da, İran'da, Suriye'de, Irak'ta, İsrail'de, Mısır'da, Mağrip'te Türkiye'de türemiş, üretilmiş ne kadar kıtırık da olsa, kültür varsa o bölgeler alıcı durumunda. Bizim dizileri bile izliyorlar, düşünebiliyor musun? Türk dizilerini bile. Evet, evet. Yani bizim bu burada içeride çok eleştirdiğimiz Türk dizilerini bile izliyorlar. İbrahim Tatlıses'i herkes tanıyor. Kıvanç Tatlıdoğ'u herkes tanıyor. Çünkü Türkiye bakılan bir yer. Türkiye'nin siyasetine, başbakanına, dışişlerine herkes bakıyor. Türkiye'den çıkacak bir sesi herkes bakıyor. Galatasaray'ın şampiyon olması bütün dünyayı ilgilendiriyor. Bütün İslam coğrafyasını, Osmanlı Hinterland'ını heyecanlandırıyor. Doğru. Şimdi ben zaman zaman yurt dışına da çıktığım için, oralarda da dolaştığım için beni çok şaşırtan tepkilerle karşılaşıyorum. Bize ilişkin her şeyi biliyorlar. Aklın hayalini almaz. Ermenistan'da bile oturup televole izliyorlar, düşünebiliyor musun? Bu derece baskın, bu derece belirleyici kültürün olduğu bir yer burası. Şimdi bu tabii ki eğlence hayatına kadar da yansımış bir dominasyondan bahsediyorsak, bunun siyasete yansıması, ki üstelik köklü bir Osmanlı geçmişinden geliyorsak, yansımaması düşünülemez bile. Bu çerçevede işte biz birçok ülkeyle vizeleri kaldırdık karşılıklı. Türkiye aynı zamanda ekonomisini çok büyüttü. İşte her sene ikinci falan çıkıyor rakamlarda. Aynı zamanda cazibe merkezi olmaya başladı. İşte bütün o Asya cumhuriyetlerinden buraya insanlar geliyor, kaçak ya da izinli, işte burada çalışıyorlar. Yunanistan'dan çok sayıda insan geliyor. Bir dönem ikinci cumhuriyetçilerin bize işte Yunanistan gibi olun dediği Yunanistan, bugün 500 lira maaşla çalışmak için şey gönderiyor buraya, işte insanlarını gönderiyor. Bu durumda demek ki Türkiye bir şey yapmış, bir şeyi sağlamış. Bunlar olurken, bir taraftan bunlar olurken bunu engelleyen şeyler de yapılıyor. Diyelim karşı hamleler de yapılıyor. Mesela bir Suriye, İran şeyi var. Bir Şii ittifakı var. Bizi alttan kuşatan. Suriye meselesi var. İsrail'e düşman durumdayız. İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ya da Yunanistan ilişkisi, işbirliği. Biz bir taraftan da kuşatılıyoruz. Bir taraftan problemlerimizi çözerken bir taraftan da bu tür hamlelerle çembere alınıyoruz. Tekrar bir düşman kuşağı alınıyoruz. Abdülhamit üç kapıdan bahseder. Bu üç kapı kapanırsa Türkiye nefes alamaz, ölür, boğulur diye. Bu kapılardan bir tanesi Tuna kapısıdır. Diğeri Bağdat kapısı. Üçüncüsü de Kafkas kapısı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'da bizim kaybımızla sonuçlanan o şeylere baktığımızda, diyelim ki o cephelerin durumuna baktığımızda, bizim kaybettiğimiz alanlar hep bunlar olmuş. Daha doğrusu bu üç kapının kaybı olarak bizim karşımıza çıkmış Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetimiz. Şimdi tekrar o üç kapıyı kaybetmek üzereyiz biz. Daha doğrusu Türkiye ekonomisiyle, kültürüyle, sanatıyla, şusuyla, busuyla, siyasetiyle yol alıp işte bu üç kapıya ilişkin, bu üç kapının açık tutulmasına ilişkin bir siyaset benimsedi, bir açılım yaptı diyelim. Tekrardan bunların kapanması söz konusu. Böyle bir karşı hamle var. Davutoğlu şu anda bence
en kritik dönemde Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Evet. Ve şimdi Suriye meselesinin çözülmesi lazım. Bir şekilde çözülmesi lazım. Amerika Irak'ı işgal etti. Güya orada kendine göre bir yapı kuracaktı. Ama çekildikten sonra Irak İran'ın eline geçti. Yani şu anda İran havada bir ülke kazandı. Irak'taki o Şii kesim İran'la hareket ediyor. Suriye İran'la birlikte hareket ediyor. Ve üstelik bunlar zaman zaman Türkiye'yi şeytanlaştırıyorlar, düşmanlaştırıyorlar. Diyelim işte Suriye şeyinden dolayı. Bizim bu meseleyi çözmemiz lazım. Bizim İran'la, Suriye'yle çatışarak elde edebileceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu mesele derhal ve acilen çözülmelidir. İsrail'i bunun dışında tutuyorum. İsrail çok spesifik ve özel bir örnek. Aynı şekilde biz Yunanistan'da kaldıysa eğer meselelerimizi çözmek zorundayız. Ve aynı şekilde Kuzey Irak'ın statüsüne ilişkin biz öncü bir rol oynamalıyız. Hı hı. Eğer kendi Kürt meselemizi çözmek istiyorsak bence Kuzey Irak'ta ki yarın devlete dönüşecek, muhtemelen dönüşecek. Biz onu savaş sebebi sayıyoruz, kırmızı çizgi diyoruz, bunların da falan ama hikaye onlar. Onlar boş işler. Dolayısıyla biz Kuzey Irak üzerinden tekrar o bölgede varlığımızı, sesimizi duyuracak işler yapmalıyız. Yani oradaki 50 bin Türkmen üzerinde hesap yapılmaz. Hı hı. Hakikaten onlar da son derece gereksiz işler. Oradaki Türkmen varlığını tabii ki koruyacağız. Tabii ki onların kılına zarar gelmeyecek. Onu mahfuz tutarak biz Kuzey Irak yönetimiyle bir defa bir şey yapmak zorundayız ki orada ipleri alabilelim. Aynı şekilde Suriye meselesini çözmek zorundayız biz. Yani Suriye ile bu ilişki biçimi yanlış, yanlış kardeşim. Olmaz. Yani bir de dünyayı ya da beklentiye sokmuş olduk biz. Eğer Suriye bir müdahale seçeneği devreye girerse işte Türkiye orada bir öncü rol üstlenecek. Değil, böyle değil. Türkiye'nin orada işi yok. Türkiye Suriye meselesini çözecek. Suriye ile ilişkilerini halledecek, çözecek. İran'dan çözmek zorunda. Biz İran'a rağmen orada hiçbir şey yapamayız. Tamam, işte mezhep ayrılığı şu bu falan filan tabii ki hiçbir alanda anlaşmıyoruz. En azından şu kasr-ı şirin statüsüne dönmek zorundayız biz. Ki olabilsin bir şey yapabilelim. Ermenistan meselesi. Şimdi bu Türkiye'yi kuşatan şeyin bir ucu da Ermenistan'dır. Ermenistan bizim şeyimizi kesiyor. Diyelim Kafkasya'ya açılmamızın önünde bir şey olarak duruyor. Yani o çok zayıf Ermenistan bile. Biz niye Ermenistan'dan düşmanız ki? Doğru, 1915 olmuş bitmiş falan. Yani bunlarla yüzleşir yüzleşilmez tarihçiler konuşur. Hekimler konuşur. Önemli değil. Bunlar ayrı şeyler. Ama Ermenistan diye bir devlet var. Ağzımıza bakıyor, gözümüze bakıyor. Doğru. İşte bir kapı var. Affedersin, kıytırık bir kapı ya. Aç orayı, ne olur yani, aç. Türkiye'ye gelmek için orada dolaşıyor, bütün dünyayı dolaşıyor, Rusya'yı, Balkanları falan. Aç orayı, yarım saat sonra burada olsun. İşte Azerbaycan kızıyor, Karabağ meselesi falan. İşte hallet, ne bileyim, bunu halletmek zorundasın yani. Bu işleri çözmeden biz büyük bir devlet olamayız. Büyük bir devlet olabilmenin imkanları var. Bunun malzemeleri hazır. Böyle bir tarihsel derinlikten de geliyoruz biz. Hı hı. Ama bu ufak tefek mesele Ermenistan falan filan onları halletmemiz lazım bizim. Bize de yakışmaz aynı zamanda. Büyük bir devlete de yakışmaz. Doğru. Bu düşmanlık. Kat edilen yol güzel ama mesela bu yıkılmaz denilen sistemler Libya, Yemen, Irak yıllardır orada istibdat rejimi yürüten insanların tasfiye olduğunu ve güzel bir açılım olduğunu da görüyoruz. Ümit var olmak lazım inşallah. Türkiye öncülük yapacak gibi duruyor bu işe inşallah. Suriye'nin de bu yani mevcut o yönetimin bu yapıyı sürdürebilmesi mümkün ve akılcı değil. Yani değil tabii. O, evet yani o yapının değişmesi gerekiyor. Tabii Türkiye her zaman değil ama iş şeye dönüştü. Akıllı ve barışçı ve makul her zamanki politikasını devam ettirmeli ama orada da bir çözülme olması gerekiyor. Tabii bu toptan aslında dediğimiz gibi bir birlik
Bunların hepsini kökünden PKK'yı da çözer. Ermenistan sorununu da, İsrail'i de, her türlü sorunu güzel bir birlik bölgemizde köklü çözümüdür aslında. Yani benim gördüğüm bizim aklımız gereği. Suriye meselesi bir rejim meselesi olarak kalsaydı yani ya da öyle algılansaydı bu noktaya gelmezdi. Suriye'deki iş şu anda mezhep üzerinden yürüyor. Sünni dünya Şii Suriye'ye baskı yapıyor ya dönüştü. Bunu özellikle bu şekilde işleyen, bu şekilde algılanmasını sağlayan odaklar var. Diyelim ki İran buna yardımcı oluyor. Suriye yönetimi buna yardımcı oluyor. Yani biz Esad yönetimine Şii olduğu için karşı falan değiliz. Zalim olduğu için karşıyız. Evet. Kan döktüğü için karşıyız. Ama bu oradan çıktı. Sadece Şiilik, Sünnilik üzerine yürüyen bir şeye dönüştü. Bu yargıyı da değiştiremezsin. Ha, bu yargın oluşmasına bizim de katkılarımız oldu. İşte Bahreyn'de de ters bir durum vardır. İşte Sünni azınlık yönetimi vardır. Zulmediyor. Biz de orada Şiiler desteklemeliydik. Yanlış yaptık. Gittik bu abuk sabuk Bahreyn yönetimini destekledik. Dolayısıyla sözümüzün de bir karşılığı olmadı. Dış politikada burada bir yanlış yaptık. Onu söylemek zorundayız. Yani Suriye'de böyle diyoruz. Mezhebi hassasiyetimiz yok diyoruz. Tek derdimiz demokrasi diyoruz. O zaman Bahreyn'de de tek derdimiz demokrasi olsun. Bunların mezhebi falan Ahmet abi, bunlar Baas rejimi, komünist askerlerin yaptığı zulmü görmüyor musun? Askerlerin o davranışını üstteki evet. Siyasi vesaire amirlere müsaade etmese evet. Adam zalim yani, belli ki vicdansız, inançsız, komünist geçmiş yapıdan etkilenmiş, yetiştirilmiş. İşte iddia edilen Ergenekon yapılanması benzeri bir yapının getirdiği var, bir... Ahmet abi işte evet, Esad yani. İlahımızdır diye posterini öptürmeye evet. Çalışıyor. Bunun Şiilikle ne alakası var? Yani belli ki tam aynı... Ben Şiilik alakası... Tabii ki evet, hiçbir evet. Alakası yok ama bunu öyle ustaca manipüle ettiler ki... Doğru evet. Şu anda Türkiye, daha doğrusu Türkiye'nin oraya müdahale edebilme şansını ortadan kaldırdılar. Yani müdahale ederken askeri bir müdahaleden bahsetmiyorum. Türkiye'nin belirleyici olacağı bir ilişki biçiminden bahsediyorum ki bir döneme kadar iyiydi. Esad da çok iyilerdi. İşte 90 kere gidilmiş, pardon 50 küsür kere gidilmiş Esad'a. Hem başbakan hem dışişleri bakanı düzeyinde anlatılmış. O gelmiş, işte adam söz vermiş bunları değiştireceğiz, düzelteceğiz ama orada da muhaberat diye bir gerçek var. Şimdi muhaberatla tabii bunlar hep spekülasyon. Biz Suriye'yi çok da fazla tanımıyoruz. İşte diyoruz ki Esad geldi işte babasının oğlu olarak yönetecek falan diye düşünüyoruz. Değil. Yani oradaki dengeler çok daha farklı. Muhaberat, gizli servis örgütü, gizli polis teşkilatı çok etkin. Şimdi muhaberatla Mossad arasında nasıl bir ilişki var? Muhaberatın kimi unsurlarının gerçekten Suriye lehine mi çalıştığı, İsrail lehine mi çalıştığı, o konuda da net değiliz. Yürümekte olan bir sürece muhaberat çomak soktu. Muhaberat işi bozdu açıkçası. Yeni bir anayasa yapılacaktı. Demokratik seçimler olacaktı. Esad işte bir tür nedir işte kraliyet şeyi gibi İngiltere'deki bu meşrutu monarşi formatı içinde siyasetten çekilip nedir şeye bırakacaktı o alanı, siyasi partilere bırakacaktı. Öyle olmadı. Muhaberat çomak soktu. İş değişti. Başka bir yere doğru gitti. Rusya'nın, İran'ın filan açık destekleri var. Muhaberatın yaptığı bu şeye ne oluyor bilmiyoruz tabii yani. Karışık. Evet. Aslında o şey Sedat'ın da bahsettiği Tunus, Libya, Mısır işte buradaki istibdat rejimlerinin yıkılması ve bir sene içinde peşi sıra olması bir mucize, bir olay. Bunu Peygamber Efendimiz bildirmiş Ahmet abi, biliyor musunuz? Yani bunu hatta Mustafa Özcan'ın yazılarını takip ettiyseniz dört devreden bahsediyor Peygamber Efendimiz diye anlatıyor. İşte Osmanlı devri, Asr-ı Saadet devri ve istibdat devri, ondan sonra da Altın Çağ devrinden bahsediyor. Mustafa Özcan abi bunu yazdı. Ben şahsen de toplantılarda dinledim kendisinden. Yani böyle bir dönüşümden bahsederken
Bunu da söylememek imkansız. Şimdi mevcut siyasi iktidar, oluşan sosyal yapıları da aslında milletin şu anda yani inançları ve aydınlanması kaynağıyla oluşuyor bunlar açıkçası. Ben onu normal bir şey diyemem de ben. Şu yani şey önemli. Bu yeni jenerasyon yani 80'den sonra özellikle mesela internetin de olmasıyla açık üniversite gibi bilimin de şu anda İslami gerçekleri ortaya çıkaran bir enstrüman haline gelmiş olması. Bakın yani ne şey olsa Kur'an'ın bir mucizesini keşfediliyor. Bilimsel gelişmelerle. Bunlar kitaplara dökülüyor, internete dökülüyor ve insanlarımız kendisine öğretilmemiş olan yeni edindiği bu bilgilerle açıkçası aydınlanıyorlar. Yani bir aydınlanma çağı yaşıyoruz biz şu anda. Yani nur diyelim biz ona. Ve onunla inançları kamilleşiyor, ilerliyor ve onun aksi olarak siyasete, toplumsal yaşama bunlar yansıyor. Yani böyle bir köklü bir şey var. Yani yüzeysel yani bir şey ki, değil. Yani bu ucundan, kıyısından da olsa Arap Baharı'nı açıklayan bir şey olabilir, doğrudur. Arap Baharı dediğimiz gelişmeyi, esasında dünyadaki bütün gelişmeleri açıklar bu. Hı hı. İşte internetin olması, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması falan bir sürü bu çerçevede getirisi vardır ama oturup bunun işte zararlarına ilişkin de bir sürü şey söyleyebilirsin. Tabii Arap Baharı dediğimiz şeyi belirleyen tek şey bu değil. Bu söylediğin şey değil. Amillerden biridir. Şimdi Arap Baharı'nda benim dikkatimi çeken şey şu. Biz kitaplarda hep işte sol devrimlere, komünist devrimlere falan alıştık. İşte Fransız devrimi, işte büyük bir devrim. İşte 17 Ekim devrimi. Bu devrimlerin şeyi var. Temel motivasyon olarak birer ideolojisi var. Bir sistematik üzerine kurulu dönüşümler bunlar, toplumsal dönüşüm hareketleri. Şimdi Arap Baharı'na bakıyoruz, Arap Baharı'ndaki devrimlere bakıyoruz, ideolojisi yok. Ne ideolojisi ne bunun? Yok. Yani neye göre ayaklanıyorlar bunlar? Şimdi kapitalist devrim derken söylemek istediğim şey bu. Dünya hep sosyalist devrimlere alışmıştı. Kapitalizme karşı oluşacak olan kapitalist dünyaya karşı devrimlere alışmış. Şimdi kapitalizmin kendisi devrim yapıyor. Ya tıpkı şey gibi. Che Guevara'yı biliyoruz değil mi? Che Guevara nedir? Kapitalizme, işte emperyalizme karşı savaşmış falan. Çok adam öldürmüş. Kapitalizmin umurunda bile değil bu. Yani Che'nin kendisiyle savaşması kapitalizmin hakikaten umurunda değil. Kapitalizm bir de alıyor onu, Che'nin resimlerini, satıyor, sana satıyor. Yani o prolo fotoğrafları bize satıyor, para kazanıyor. Yani kapitalizm kendisine yönelik karşıtlıktan para kazanıyor. Acayip para kazanıyor. Şimdi Arap devrimi, şimdi Arap baharına baktığımızda ideolojisi yok bunların. İşte kitleler ayaklanıyor, bilmem ne yapıyor falan. Ama onları ayaklandıran temel motivasyon şu ideoloji, bu düşünce falanca inanç değil. Daha çok cep telefonu, daha iyi cep telefonları satın almak istiyor. Daha iyi, daha sofistike yaşamak istiyor. Özgür olmak istiyor. Kendisine yani bunları sağlayacak şeyin de özgürlük olduğunu düşünüyor. Evet. Tüketmek istiyor. Yani şu, işte kapitalist ülkelerde insanlar sürünür ya, ölür ya diyelim ki sosyalist şeye göre, itiraz mantığına göre. Biraz da bunlar ölmek istiyor. Müsaade edin biraz da biz ölelim diyor. Arap insanı. Abi nefsani tarafı şey bu. Ama inançlarını evet. da yaşamak istiyor yani mesela. Yani aslında rahat, özgürlük. Rahat. Tabii ki ben hepsini aynı evet. torbaya atmıyorum ama evet. en azından tüketmek de istiyorsa, onurlu bir hayat yaşamak da istiyorsa, ne yapmak istiyorsa bunu özgür bir ortamda yapabileceğini görüyor, evet. biliyor. Bu anlamda işte spesifik olarak kemikleşmiş bir ideoloji etrafında olmuyor bu Arap Baharı'ndaki dönüşümler. Evet. İnsanların özgür olma isteğiyle ortaya çıkıyor ama daha çok kapitalizm bize şeyi satıyor. Ama o inşallah hayra dönüşüp inşallah mütekamele varacaktır diye düşünüyoruz biz. Bu insanlara bağlı. İnşallah. Aslında evet. biz hep yani o ideolojiler terminolojisiyle konuştuğumuz için kapitalizm diyoruz. Aslında onun kastettiğimiz bizim hani liberal yani özgür olan, istediği gibi hareket edebilen, istediği gibi konuşabilen, istediği gibi yaşayabilen, aslında bunu bize veren
gerçek İslam Kur'an ahlakıdır. Yani Cenab-ı Allah ayeti kerimede dinde zorlama yoktur diyor. Hatta peygambere hitaben şeytandan Allah'a sığınırım. Yani sen onlar üzerinde zorlayıcı ve baskıcı değilsin. Sen sadece teklif edicisin diyor. Din gerçek özgürlüğü bize sağlayan gerçekten İslam ahlakıdır. Yani hiç kimse insanların üzerinde ne fiziki ne psikolojik bir baskı kurması mümkün değildir. Yani Allah yasaklamıştır, haramdır. Bunun getirdiği bir demokrasi ruhu var İslam'da zaten. İnsanların özgürlük alanı geliştirir. Yaşam, özgürlük konuşma. Dediğimiz şey, tamam, özgürlük kelime olarak güzel bir kelime, şık bir kelime. Evet. İşte özgürlük ne güzel falan ama esasında çok da öyle değil. Yani mutlak anlamda özgürlük diye bir şey olabilir mi ki? Şimdi biz Allah'a karşı özgür müyüz? Ya da bizi bağlayan inançlara ya da kabullere, toplumsallıklara, işte anneye, babaya, çevreye karşı özgür müyüz? Değiliz. Sorumluluk sahibiyiz, evet. O sorumluluk bizi bir şekilde mutlak anlamda özgürlük düşüncesinden uzak tutuyor. Evet. Şimdi o Alman yazarı mesela şeydir, Dürrenmatt. Kendisi de bir suç olan özgürlük sadece suç işleme cüretidir. Yani mutlak anlamda özgürlüğün bize vereceği, sağlayacağı şey bize suç işleme özgürlüğü getirmesi. Ya sınırları ihlal yetkisi getirmesi, hakkı getirmesi. Tabii. Şimdi özgürlük derken biz bir mutlakiyetten bahsetmiyoruz. Aynı zamanda sınırlardan bahsediyoruz. Elbette. Sınırlar. Sınırlar olduğunda işte diyelim ne de işte biz bir inançtan geliyoruz. Bu sınırları hazır olarak bize sunan bir şeydir. Biz bu sınırlar içinde sonsuz özgürüz. Yani işte modern anlamda özgürlük, kapitalistik anlamda özgürlük sınır kavramını tanımayan bir özgürlüktür. Esasında evet. Kendisi yoz bir şeydir. Doğru. Yani dolayısıyla o özgürlük olmamış oluyor. Evet. O yüzden tabii ki biz sorumluyuz. Allah'a karşı sorumluyuz. Her şeye karşı sorumluyuz. Evet. O sınırları da akılda tutmak lazım. Hiçbir zaman unutmamak gerekir. Doğru. İnşallah. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Rica ederim. Vaktimizi aslında açtık. Güzel gidiyor sohbet. Yani istifadeli oluyor ama program süremiz de sınırlı. Mecburen sonuna getirmek durumundayız. Çok teşekkür ederiz programımıza. Güzel katkılarda. Teşekkür ederiz. Konuk ettiniz. Evet. Eksik olmayın. Hayata dair programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.